Merhaba sevgili gençler, çarpanları ayırma konusuna geçtik. Bu videomuzda ortak çarpan parantezini alma konusunu işleyeceğiz ve de kazanın 1-2'yi çözeceğiz. Başlayalım. Ortak çarpan parantezini alma nedir? Şimdi bu 8. sınıfta da gördüğünüz bir konu aslında çarpanları ayırma. Oradaki başlangıçta aynısı. Şimdi çarpanlarını ayırmaktan kastımız ya da birleştirmekten kastımız çarpım haline getiriyoruz ve daha düzenli bir şekilde yazıyoruz. Yani bunlar bazı soruların çözümünde oldukça işimize yarıyor bunları çarpan, ortak çarpan şeklinde yazmak. Burada da onun ilk tanımını verdik. Er terimdeki ortak çarpan bulunarak bu çarpanın parantezine alma işlemidir. Yani bakın eşitliğin sol tarafındaki ifadelere dikkat edin. Neler var? ax var, ay var, eksi az var. Ben burada ne görüyorum? her birinde ortak olan terim olarak A'yı görüyorum. O zaman ortak olan, ortak çarpan olan A parantezini aldığımda bakın A parantezini aldım sonuçta A'yı görmüyorsunuz. Ne var? X. Yazdık. A'yı attık. Ne var? Y. Yazdık. A'yı attık. Burada dikkat edin. Başında eksi de olduğu için eksi Z var. Yazdık. Bu şekilde yapmış olduk. Toplam ve fark durumundaki ifadelerin çarpım şeklinde gösterilmesine çarpanlara ayırma denir. Yani toptan fark durumunda bunları çarpım şeklinde gösterdik. Yani şunun gibi düşünün. Buna çarpanları ayırma diyoruz. Bundan bahsettik zaten. Şöyle notlarımız var. A eksi B'yi işaret değiştirip yazmak istersem parantez dışında. Eksi B eksi A diye yazabilirim. Sonuçta içeriye dağıttığımda bakın eksi B eksi eksi A artı A gelir. Yani eksi B artı A'dan gene aynı ifadeyi elde etmiş oluruz. Üçlü olduğunda da aynı şey. Mesela A artı B eksi C Eksi parantezini alırsak eksi a eksi b artı c. Yani her birinin işaretini değiştirmiş oluyoruz. İkincisi üstlü sayılardan biraz düşüneceğiz. 3'ün karesi ile gençler eksi 3'ün karesi aynıdır. Yani bir sayı ile bunun eksilisinin kareleri aynı sonucu verir. O zaman a eksi b'nin karesi ile bunun eksilisi olan b eksi a'nın karesi aynı sonucu verecektir. Fakat eğer küp olursa. Küp olursa ne oluyor? Küp olursa ne oluyor? Bakalım. Mesela 3'ün küpünü düşünün 27. Ama eksi 3'ün küpünü düşünün. Eksi 27. Ne oluyor küp olunca? Eksilisine eşit oluyor. O zaman a eksi b'nin küpü b eksi a'nın küpünün eksi katına eşit olur. Yani ters işaretisine eşit olur. Şu ikisinden hangi sonucu çıkartabiliriz? Üs çift ise a eksi b'nin eninci kuvveti direkt b eksi a'nın eninci kuvvetine eşittir diyebiliriz. Ama üssümüz tek ise mesela 3 doğurduğu gibi e, tek ise bakın a eksi b'nin eninci kuvveti b eksi a'nın eninci kuvvetinin eksilisine eşittir. Özetle an eleman tam sayı olmak üzere çıkarma işleminin herhangi bir çift kuvvetinde sayılar yer değiştirebilir. Yer değiştirebiliriz çünkü değer değişmiyor. Ancak kuvvet tek ise parantez eksi ile çarpılır diyoruz. Bundan bahsettik. Yani x eksi y'nin en yani burada gene bir tam sayı 2 ne olur? Çift sayı olur. 2N çift olur. 2N çiftse 2N artı 1 kesinlikle tektir. Çift artı tek tek oluyor çünkü. Bakın bunun çift kuvvetlerinde hiçbir değişim yok. Eksilisini aldığınızda da birbirine eşit. Ama tek kuvvette eksilisini aldığımda bakın x eksi eksilisi y eksi x başına eksiği de eklemiş oluyoruz tek kuvvetse.